Merhaba. Duş and smile kavramı gerçek mutluluğun yansıması olan gerçek gülümseme anlamına geliyor. Psikologlar Fransız nörolog Duchenne'den sonra bu gülümsemeye onun adını vermişler. Duchenne gülümsemesi sırasında yanaklarımızdaki ve gözlerimizin etrafındaki kaslar özel bir şekilde kasılır. Gülümsediğimizde vücudumuzun iyi hissetmesini sağlayan bir nörotransmitter olan serotonin hormonu salgılanır. Serotonin ile dengeli bir ruh hali içerisinde oluruz. Aynı zamanda vücudumuz endorfin adlı mutluluk hormonunu da salgılar. Bu hormon hem fizyolojik ağrıyı hem de psikolojik acıyı daha az hissetmemizi sağlar. Kişi gülümsediğinde bu gülümsemeye maruz kalan kişinin kendisini daha mutlu hissetmesi ve aynı zamanda olumlu bir tutum sergilemesi duygusal bulaşma olarak adlandırılır. Duygular ve davranışlar birbirini tetikler, gülümserseniz ve sonra başkaları gülümserse mutlu hissetmeye daha yakın olunur. Gülümseyen insanlar daha mutlu hissederler. Güler yüzlü olmak bir alışkanlık haline geldiğinde ise kişinin hayatındaki mutlu anlar akış sağlar ve mutluluk seviyesinin kalıcı olarak artmasına neden olur. Mutluluk beyindeki olumsuz duyguları engelleyen bir enerji ortaya çıkarır ve kaygı verici düşünceleri de durdurur. Bu da kişinin dinlenmesini sağladığı gibi elindeki bir işi daha iyi yapmasına ve çeşitli hedeflere doğru ilerlemek için hazır ve istekli bir hal içinde bulunmasına katkı sağlar. Mizah ve mizahın beraberinde getirdiği gülme eylemi şu olumlu etkileri yaratır. Gerginlikleri yumuşatır, uzlaşma sağlar, ilişkileri geliştirir, insanları motive eder. Ama gülümsemek için mutlu olmayı ya da komik durumların olmasını bekleriz. Gerçekte ise bunu biz yaratırız. Kendi mutluluğumuzdan biz sorumluyuz. Hayattan keyif alabildiğimizi göstermenin en kolay yolu gülümsemektir. Her gün kendi kendimize gülümseyecek bir güzellik, kahkaha atacak bir neden bulmaya çalışmalıyız. Bu güzellik belki dokunduğumuz bir fesleğen yaprağı, kahvenin kokusu, yeni yıkanmış nevresimlere başımızı koyduğumuz an olabilir. Hafiften gözlerimizi kapatıp gülümseriz. Belki bir dakika bile sürmeyen bu anlar bizi nasıl rahat hissettirir? Kendi kendimizle neşeli konuşup kendimizi güldürmeye çalışmalıyız. Başta biraz saçma gelecektir. Bir nesneden bile kendinizi güldürebilmenin yollarını bulabilirsiniz. Nesnelerle konuşmanın kendisi bile komik olabiliyor bazen. Seninle de artık vakit geçiremiyoruz deyip en son ütü masasıyla konuşmuştum. Evde kaldığımız bu günlerde bunları yapabilmek inanın bize iyi gelecektir. Gülümsemek, gülmek nasıl kendimiz için iyi geliyorsa diğer insanların gülümsemesine, gülmesine neden olan kişi olmak inanın çok daha güzel. Sevdiklerimizin gülüşünü duymak, gülümsemesini görmek bizi nasıl mutlu hissettirir? Hatta hiç bağ kurmadığımız insanlar bile gülümsediğinde aramızda doğal, samimi bir bağ gerçekleşir. Çünkü gülmek bulaşıcı bir eylemdir. Tüm dünyada dili aynıdır, hissedilen de. Gülümsemek öyle çok önemlidir ki nice şairlerin dizelerinde yer edinmiştir. Sonra gülüşün geldi aklıma ve içimden dedim ki yine gelsen yine severim seni. Cemal Süreyya'nın bu dizelerinde olduğu gibi. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Motive kalın.